Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. İftar Vakti programımızla TV ekranlarında bir kez daha karşınızdayız ve yine Mehmet Zeki Uyanık hocamla birlikte inşallah önümüzdeki yaklaşık 1 saat 5 dakikalık zaman dilimi içerisinde yetimleri konuşacağız. Yine Ramazan'da özellikle hani bu mübarek zaman dilimi içerisinde orucu bozan halleri ve zekatla ilgili birkaç soru hazırladım. Bunları soracağım hocama. Dün Dünya Yetimler Günü'ydü biliyorsunuz ama bir de çok sevdiğimiz bir kardeşimiz konuğumuzdu. O yüzden yetimlere çok fazla değinemedik. Yine elbette ki Kur'an-ı Kerim okuyacağız Mehmet Tanç hocamıza. Yine onun yorumuyla ezan vakti geldiğinde ezanı dinleyeceğiz. Ve Murat Kozanoğlu birbirinden güzel eserleri seslendirecek programımız içerisinde. Hepinize güzel, hayırlı, bereketli bir akşam dileyerek programımıza başlıyoruz. Buyurun hocam. Ben de bütün izleyicilerimize, ekranları başındaki kardeşlerimize hayırlı iftarlar, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Rabbim tuttuğumuz oruçları, kıldığımız namazları, yaptığımız bütün ameli salihleri kabul buyursun. Faydalı, bereketli, güzel bir program icra etmeyi de nasip eylesin. Amin. Allah Ramazan'ın geri kalan gün ve gecelerini de ülkemiz için, milletimiz için, insanlık için hayırlara vesile eylesin. Bereketli, huzurlu, güzel bir Ramazan'ı idrak edip bayrama ve bayramın o güzel günlerine de eriştirsin diyorum. İnşallah. Hocam tabi Kur'an-ı Kerim dinleyeceğiz. Yine programımızın başında Rabbimizin adıyla başlayacağız. Onun sözleriyle başlayacağız ama dün yetimler konusunda kalmıştık. Yetimlerle ilgili şöyle kısa birkaç cümleyle bir giriş yapalım isterseniz tabii yeniden. Ki. Çünkü dün belki izleyicilerimizin bir kısmı izleyememiş olabilir programımızı. Evet. İslam'da yetimler, yetim hakları, birkaç cümleyle bir giriş yapalım. Kur'an-ı Kerim'i dinledikten İslam, sonra da daha geniş bir şekilde İslam, devam ederiz inşallah. İnsanı insan olarak kabul eder ve yeryüzünün en mükemmel ve en mükerrem varlığı olarak Allah indinde şüphesiz ki bir değere sahiptir. Ve bu insanın portresinde şekil, şemal, renk, ırk, cinsiyet, inanç yoktur. İnsan Allah indinde insan olduğu için mükerremdir, mükemmeldir ve dokunulmazdır. Dokunulmaz dediğimiz bir takım hakları vardır. Can, mal, ırz, akıl gibi, inanç gibi. İslam onları da insanın en kutsal değerleri olduğu için koruma altına almıştır. Fakat bir de insanın hani bütün kulların, bütün insanların hakkı değerli ve koruma altında olduğu gibi zayıf insanlar vardır ki onların hakkı daha da tabiri caizse korunaklıdır. Ya da onlar daha da İslam'ın üzerinde hassasiyetle durduğu kişilerdir. O insanlardan birisi de yetimlerdir. 21 ayet-i kerimede direkt ya da dolaylı yoldan Allah yetimleri himaye etmeyi, yetimlere yardım etmeyi, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da hadis-i şeriflerinde yetimleri kucaklamayı, onlarla hayatı ve sofrayı paylaşmayı emretmekte ya da tavsiye etmektedir. Nitekim Peygamberimiz hadis-i şeriflerinde diyor ki en hayırlı ev içerisinde yetimin olduğu ve yetime iyi bakıldığı evdir. Ve en hayırsız, en kötü, en huzursuz, en sıkıntılı ev de içerisinde yetimin olup ama yetime kötü davranıldığı evdir. Tabi olayı evden çıkarıp köye, mahalleye, ile ve ilçeye genişlettiğimizde en hayırlı köy ya da mahalle veya ilçe veya il içerisinde yetimin olup o yetimin tabii ki varlıklı insanlar, müminler tarafından, komşular, akrabalar tarafından gözetilip maddi ve manevi anlamda yardımcı olunan köy, mahalle, il ve ilçedir. Tabii ki bazı insanlar ya da yetimler var ki onların maddiyata ihtiyacı yoktur. Kendileri varlıklıdır. Belki kendileri sadaka, zekat, yardım yapabilecek konumdadır maddi anlamda. Ama onların da belki bir şefkate ihtiyacı vardır. Bir nasihata ihtiyacı vardır. Bir arkadaşa, dosta. Bir arkadaşa, dosta, bir baba muhabbetine, bir anne şefkatine, bir dost sığınağına ya da hasbihaline hasrettir. Dolayısıyla bazılarına maddi anlamda, bazılarına manevi anlamda kucak açmamız, onlarla birlikte soframızı paylaşmamız, onlarla bir hayatı yaşamamız, onları kendimizden bilmek İslam'ın
ve İslam peygamberinin şüphesiz ki tavsiyesidir. Evet. Hocam dünkü programımızda hatırlarsanız özellikle İHA'nın 4-5 yıldır ülkemizde başlattığı Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var projesiyle Adana'daki ilk ve orta dereceli okulların birçoğuna konferansa gittiğimi söylemiştim. Evet. Orada özellikle bu konuyla ilgili çok önemli bir olayla karşılaştım. Bunu anlatmak istiyorum müsaadeniz olursa ama. Buyurun. Önce Kur'an-ı Kerim'le bir başlayalım programımıza. Hay hay. Rabbimizin kelamını hep birlikte dinleyelim. Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma Adana birincisi Mehmet Tanç hocamıza kulak verelim. Hem kulağımızın hem gönlümüzün pasını bir silsin. Ardından Rabbim inşallah bize nasip ederse bugün 20.06'da iftarımızı açacağız. O vakte kadar yine programımız içerisinde hem yetimlerden bahsetmeye, hem oruçtan bahsetmeye, hem zekattan bahsetmeye devam edeceğiz inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ومن أحسن قولا فإذا الذي بين
ihtilam olan bir kimse. Özellikle en çok sorun. Gündüz ihtilam olan bir insan mesela. Uykudayken. Allah razı olsun. Mehmet Tanç hocamıza teşekkür ediyoruz. İftar vakti bugün 20.06. Adana merkez için söylüyorum. 20.06'da yine onun yorumuyla stüdyomuzdan ezanımızı okutacağız inşallah. Ama biz Zeki hocamla programımızın bu bölümünde yetimleri konuşmaya devam edeceğiz. Hocam bir müsaade ederseniz bir olayı anlatmak istiyorum. Hay hay. O konferanslarda bir lisede başıma geldi. Bir kardeşimiz ben dinlemek istemiyorum bu konferansı dedi. Dışarı çıktı. Sonra ben sunumu yaptıktan sonra onun arkadaşları tabii belki de üzüldüler onun adına. Özür dileme hissi doğdu herhalde işlerinde. Aslında böyle bir mecburiyetleri de yok ama izin istediler. Bir şey söyleyebilir miyiz? Buyurun. Arkadaşımız adına sizden özür diliyoruz konferansınızı dinlemediği için dedi. Dedim ki ya en doğal hakkı. Bunda hiçbir sorun yok. Ama dedi anlayış göstermenizi isteyeceğiz. Çünkü daha önce o kızımız o okula ilk geldiğinde babasının vefat ettiğini hiçbir arkadaşına söylememiş. Ve mesela diyelim hani arkadaşlar kendi aralarında buluşuyorlar. Diyelim bir kebap yemeye gidilecek. Üzerinize afiyet. Yok ben babamla gideceğim işte. Sinemaya gidecekler. Babam akşam bizi götürecek vesaire. Hiçbir şekilde arkadaşlarının içine girmiyor ya da onların davetine icabet etmiyor. Hepsini de babasına, işte babasını da bir bankanın genel müdürü olarak tanıtıyor, lanse ediyor arkadaşlarını. Daha sonra bir vesileyle bu arkadaşlarının babasının vefat ettiğini öğreniyorlar. Arkadaşların yanına gidip diyorlar ki ya neden böyle bir şeye ihtiyaç duydun? Yani senin baban vefat etmiş, yanlarından kaçıyor. Daha sonra tekrar gidiyorlar ki ağlıyor. Ya ben ağlaman için bunu sormadım sana. Niye böyle bir şey yaptığını merak ediyoruz. Yani bizden niye kaçıyorsun? Biz sana kötü bir şey de şekilde de davranmadık. Siz benim babamın sağ olduğunu için kötü düşündüğünüz için kötü davranmadınız belki. Ama öldüğünü bilseydiniz kötü davranabilirdiniz. Çünkü geldiğim okulda beni hiçbir şekilde aralarına almadılar. Biz işte sinemaya giderken yanına çağırmadılar. Yemek yemeye giderken yanına çağırmadılar. Oyun oynarken bile beni içlerine almadılar. Özellikle ortaokul dönemlerinde bu sıkıntıyı gerçekten çok yoğun bir şekilde yaşamış o kardeşimiz. Tabii bunun gibi hani biz sivil toplum kuruluşlarında da gönüllü üyeliklerimiz var biliyorsunuz. Evet. Ve bu anlamda yetim ailelerimizle çok defalar birlikte oluyoruz. Ve bunlara özellikle belki annelerinden değil ama akrabalarından çok fazla sayıda mağduriyet yaşayan kardeşlerimizi biliyoruz. Dolayısıyla bu anlamda lütfen bir kez daha yetimi himaye etmenin, yetime sahip çıkmanın önemine vurgu yapan hadislerden evet. ve ayetlerden bize birkaç örnek verir misiniz hocam? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam hadiste şöyle söyler.
Bir yetim ağlatıldığı zaman, yani bir yetimin ağlamasına, hüzünlenmesine, kederlenmesine sebep olunduğu zaman, aslında Allah biliyor kimin ne yaptığını da, yine de meleklerine soruyormuş. Ey meleklerim, falan yetimimi kim ağlattı? Bilmiyoruz ya Rabbi diyorlar. Allah biliyor aslında kimin evet. ağlattığını da. Onlara diyor ki, bilin ki ey meleklerim, kim ki benim bu yetimin yüzünü güldürürse, yüzünü tebessüm ettirirse, ben de onu güldüreceğim ve cennetimi alacağım. Aslında biz insanoğlu olarak cenneti çok uzak diyarlarda arıyoruz. Bir efsane gibi görüyoruz. Evet. Bir hayal gibi. Ve yaptığımız her ibadet, kulluk aslında Allah'ın rızası ve cennete gitmek içindir. Ve doğrusu da budur. Fakat bazen insanoğlu yanı başındaki cenneti görmez ya da fark etmez. Ya da idrakinde olmaz. Yanı başındaki cennet bazen bir yetim çocuğu sevindirmektir. Bir harçlık verebilmektir. Bayram geldiğinde giydirebilmektir. Ya da tatlı bir söz söyleyip gönlünü alabilmektir. Ve yaşlı bir insana işte bir hizmet etmektir. Bir, belki bir bardak su vermektir. Ya da kolundan tutup bir arabaya bindirebilmektir. Ya da oturup onunla bir tas çorbayı paylaşmak, bir muhabbet edebilmektir. Ya da annene, babana, ne bileyim bu tarz insanlara yönelik güzel bir hizmet yapmaktır, gönlünü almaktır. İnsanoğlu yanı başındaki bu tarz aslında cennete götürecek amelleri ve vesileleri çoğu zaman fark etmez ya da göz ardı eder, idrakinde olmaz. Ama aslında Allah, teşbihte de hata olmasın, çeşitli vesilelerle cenneti önümüze kadar getiriyor. Evimize, kapımıza kadar getiriyor. Şu yetimin gönlünü al, duasını al, yüzünü güldür, seni cennete alayım. Ya hocam iyi de sadece bir yetimin yüzünü güldürmekten de bir insan cennete gider mi? Denilebilir. Ama biz şunu biliyoruz. Peygamberimiz diyor ki, af buyurun, susuzluktan ölmek üzere olan bir köpeğe bir tas veren kadın cennete gitti diyor. Hem de günahkar bir kadın. Hem de yani Allah'ın yasakladığı fiili işleyen günahkar bir kadın bir tas su verdiği için bir akılsız varlığa Allah onu affedip cennetine alabiliyor, alıyor. Şimdi sen bir mümin olarak, bir Müslüman olarak, kalbinde imanı olan bir insan olarak sadece ve sadece Allah için bir yetimin yüzünü güldürüyorsan, tebessüm konduruyorsan, ne bileyim bayram geldiğinde bir harçlıktır ya da bir elbisedir ya da bir başka alanda bir başka güzellikle o insanın gönlünü alıyorsan, seni cennete götürmek için ya da cennete gitmene engel olabilecek kim var? Kim engel olabilir Allah diledikten sonra? Evet. Kolumun sıkıntısını gider, ben de senin sıkıntını gidereceğim diyor. Yüzünü güldürenin yüzünü güldüreceğim diyor. Yetimi himaye edenin akıbeti cennettir ve Peygamberimiz diyor ki, o yetime hizmet edenle ben cennette böyle olacağız. Şu iki parmak aralığı kadar yakın olacağız, komşu olacağız. Her duamızda biz ya Rabbi bizi peygamberimize, peygamberlere komşu kıl diyoruz cennette. Bize cenneti ver diyoruz. Peygamberimiz diyor ki tamam bunu yapın, isteyin ama şu yetimin yüzünü güldürün, başını okşayın, ona iyilik yapın, gönlünü alın, cennette biz zaten böyle olacağız diyor. Evet. Komşu olacağız. Yani işte bizim belki toplumsal anlamda da birçok daha önce özümüzde olan ama belki zamanla unuttuğumuz o güzel hasletleri yeniden ortaya çıkarabilmemiz gerekiyor. Evet. İşte bu Ramazan, hani başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş dediğimiz bu mübarek günlerde bunlara vesile olabilecek çok güzel zaman dilimleri. Bakın ne kadar güzel, bütün sivil toplum kuruluşları bu aya çok özel hazırlanıyorlar. Tabii bunu bütün yıla yaymak çok büyük bir efor gerektirir. Çok büyük bir sabır gerektirir ama keşke hani öyle olabilse ve öte taraftan nasıl ki şimdi hayırseverlerimiz bu Ramazan ayında özel bir önem atfediyorsa, özel bir önem gösteriyorsa bağış yapmaya, yardım yapmaya, zekatlarını vermeye, işte birazdan inşallah yine konuşacağız. Zekat meselesiyle ilgili birkaç soru soracağım size. Nasıl önem veriyorsak keşke diğer zamanlarda da yetim kardeşlerimize öyle önem verebilsek. İşte dün birlikte gittik Adana İHA'nın düzenlemiş olduğu yetim kardeşlerimizin, orada hem Suriyeliler vardı hem Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kardeşlerimiz vardı. Yetim aileler hep birlikte geldiler ve
birlikte iftar açtılar. Bu sadece orada değil, biliyorsunuz Merkez Park'ta da yine bir organizasyon vardı. Başka bir derneğin yine organizasyonu vardı. Farklı dernekler çeşitli yerlerde hem iftarlar verdiler hem gıda yardımları yaptılar. Dün Ramazan'ın 15. günü, Dünya Yetim Günü olması hasebiyle. Keşke bunu diğer zamanlara da yayabilsek de, dediğiniz gibi yetime himaye eden insanlardan olsak. Hani sağ omuzumuzda defterimizi yazan meleğimiz keşke böyle dese ki yetimi himaye eden kimselerden dedi. Oraya bir not düşüverse de Efendimizle böyle yan yana olabilsek. Ben şunu söyleyeyim. Tabii ki kulluk anlamında Ramazan zirvemizdir. Yani Ramazan ayı maneviyat anlamında, ibadet anlamında, kulluk anlamında zirvedir. Bütün ibadetlerin, bütün hassasiyetlerin, kulluğun ifa edildiği yegane ay Ramazan'dır. Tabii ki bu ayda birçok etkinlikler yapılmalıdır, ibadetler yapılmalıdır, kulluk vesaire olmalıdır. Namaz, teravih, oruç, zekat, sadaka, iyilik, yardım vesaire, tilavet, mukabele vesaire. Fakat İslamiyet sadece belli bir zamana hasredilmemeli. Ya da kulluk görevimiz pazara ya da Ramazan'a kadar değil, mezara kadar devam etmelidir. فَاِذَا فَرَحْتَ فَانْصَبْ وَاِلَى رَبِّكَ فَرْغَبْ diyor ayet-i kerime. Yani bir işten, bir işi bitirdiğin zaman diğer işe başla, diğer işe koşul diyor ayet-i kerime. وَاَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ Rabbine ölüm gelinceye kadar ibadet et diyor. Dolayısıyla kulluğumuzu ya da etkinliklerimizi, görev ve sorumluluklarımızı sadece Ramazan'da değil, Ramazan'dan sonraya da taşıyabilmeliyiz. Evet. Ve belki Ramazan kadar yoğun programlar olmayabilir, hassasiyet olmayabilir, ibadet olmayabilir. Ama biz şunu biliyoruz ki Peygamberimiz diyor ki اَفْضَلُ الْاَعْمَالِ عِنْدَ اللّٰهِ اَدْبَمُهَا وَاِنْ قَلَّ Allah indinde amellerin en hayırlısı, en güzeli az da olsa sürekli olandır. Süreklilik arz edendir. İnkıtaya, hani kesintiye uğramayandır. Ramazan bitti, kulluk bitti. Hayır. Ramazan bitti, ibadet bitti. Hayır. Ramazan'da da tabii ki kulluğumuzu ifade edeceğiz ya da yetimi, öksüzü, dulu, muhtacı sevindireceğiz. Ramazan'dan sonra da bunu yapmalıyız. Ve ben sadece yetimlere yönelik değil, aslında şunu hem programlarımızda, hem vaazlarımızda, hem de dost meclislerinde vesaire şunu tavsiye ediyorum hep. Diyorum ki, insanın numune mahiyetinde de olsa Allah rızası için yaptığı bir takım amelleri olmalıdır. Yarın Mahkeme-i Kübra'da, mahşer sahasında Allah sorduğunda, ey kulum, ben sana sağlık verdim, makam verdim, evlat verdim, mal, mülk verdim, şan, şöhret verdim, şunu verdim, bunu verdim. Peki sen benim için ne yaptın dediğinde, ya Rabbi namaz kıldım, zaten senin görevindi. Oruç tuttum, zaten senin görevindi. Hac, zekat senin görevindi. Ve bu İslam'ın temel ibadetleridir. Evet. Yani bunların zaten dışı, yapmamız gereken, yapmamız gereken şeyler. Peki ey kulum, bunların dışında ne var? Yani sırf benim rızam için insanlara yönelik, varlıklara yönelik, çevreye yönelik, ağaca, bitkiye, çiçeğe, böceğe yönelik ne yaptın? O kadının ahbirin bir tas su verip cennete gitmesi örneğinde olduğu gibi ne yaptın? Ya Rabbi, hiçbir şey yapamadım belki ama ben bir yetimi sevindirdim senin rızan için. Gönlünü aldım. Onun yüzüne bir tebessüm kondurdum. Bayram geldi, babası yoktu, tıpkı peygamberimiz gibi. Ben onun babası, annesi, ablası, kardeşi olmaya gayret ettim. Bir bayramlığını aldım. Bayramlığını belki almaya çalıştım. Ya da şekerini aldım. Ya da en azından ziyaret ettim. Bayramlarına ortak oldum. Evet. Muhabbet ettim. Ya da bir yaşlı insan vardı. Ya Rabbi, kimsesi yoktu. Bayramda ziyaret ettim, hayır duasını aldım. Onun oğlu, kardeşi olmaya gayret ettim. Onunla bayramlaştım. Ya da Allah'ım, kurumak üzere olan bir çiçek vardı, ağaç vardı. Ona bir bardak su verdim. Sırf yeşersin, kurumasın diye. Veya bir kedi vardı, bir köpek vardı. Açtı, susuzdu. Senin rızan için bir tas su verdim. Bir dilim ekmek verdim, bir yemek verdim diye. Bizim numunelerimiz olmalı ameli salih anlamında. İnsanlara ya da diğer varlıklara yönelik olarak. İbadetler güzeldir, iyidir, hayırdır. Ama ibadet zaten bizim görevimizdir. İbadetlerin dışında da bir ameli salihimiz olmalı. Ama merkezinde yine insan,
ve varlıklar olmalıdır. Yani Rabbin rızasını gözeterek yaptığımız tabii her eylem. Aslında hani böyle bir olayı da hatırlıyorum. Şimdi tamamını belki siz daha iyi hatırlarsınız. İnşallah onu da anlatırsınız programın içerisinde ama bir mağaranın içerisinde kalan insanlar Allah'a niyaz ederken diyor ki Rabbim eğer ben bunu senin rızan için yapmışsam bizi buradan kurtar. Biraz açılıyor. Rabbim bir başkası anlatıyor. Ben bunu da eğer senin rızan için yapmışsam bizi buradan kurtar ve sonunda kurtuluyorlar. Evet. İşte böyle halis niyetlerle eğer amellerimizi, ibadetlerimizi yaparsak insanlara ya da hayvanlara, bitkilere, haşerata, nebatata bu iyilikleri Allah'ın rızasını gözeterek yaparsak mutlaka Rabbim de hani Efendimizin deyimiyle siz yoldaki taşı kaldırıp birisinin sıkıntısını giderirseniz Rabbim de Allah da sizin sıkıntınızı giderir diyor. İnşallah Allah da bizim sıkıntımızı giderir. Hocam müsaadeniz olursa tabii. Murat Kozanoğlu'ndan bir eser dinleyelim. Hay hay. O güzel eserlerinden bir tanesini seslendirsin. Hay ardından hay. Biz programımıza yine devam edelim inşallah. Hem yetimlerden konuşalım hem de özellikle zekat konusunda size sormak istediğim bazı sorularımız var. Bu bölümde zekatla ilgili hocamın yanıtlamasını istiyorum. Çünkü biliyorsunuz artık Ramazan'ın son 14 gününe girdik ve insanların çoğu özellikle varlıklı kardeşlerimiz için zekat verebilecek durumdaki insanlar için artık bu hayırlı bereketli günler yavaş yavaş tükeniyor. Tükenmeden de ellerini çabuk tutabilmeleri açısından akıllarına takılabileceğini düşündüğümüz bazı sorularımız var. Onları cevaplamasını isteyeceğiz hocamdan inşallah. Ama şimdi Murat Kozanoğlu ile devam edelim. Mağrurlanma insanoğlu ela göze hilal kaşa. Dört mevsimi bahar sanma, ömrün bir gün uğrar kışa. Dört mevsimi bahar sanma, ömrün bir gün uğrar kışa. Vay. İşte hayat işte ölüm, bu gerçek herkesçe malum. Ömür denen bir rüyadır, gaflette uyuma günü. Bugün dünya yarın ahiret, yaradan eylesin rahmet. Günahımız çoktur Mevlam, şefaatçi ol Muhammed. Dünya fani konan göçer, sayılı gün çabuk geçer. Seni eken bir gün biçer, ister beyoğul ister paşa. Seni eken bir gün biçer, ister beyoğul ister paşa. Vay. İşte hayat işte ölüm, bu gerçek herkesçe malum. Ömür denen bir rüyadır, gaflette uyuma gönül hu. Bugün dünya yarın ahiret, yaradan eylesin rahmet. Günahımız çoktur Mevlam, şefaatçi ol Muhammed hu.
çalış kazan burada, sonra rezil olma hurda. Hacım çalış kazan burada, sonra rezil olma hurda. Yarın daracık kabirde amelle kalın baş başa. Yarın karanlık kabirde amelle kalın baş başa. Vay. İşte hayat, işte ölüm, bu gerçek herkesçe malum. Ömür denen bir rüyadır, gaflette uyuma gönül. Bugün dünya, yarın ahiret, yaradan eylesin rahmet. Günahımız çoktur Mevlam, şefaatçi ol Muhammed. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz Murat Kozanoğlu'na. Yaklaşık yarım saatlik bir zamanımız var Adana ili için iftar vaktine ve bu süre içerisinde biz tabii hocamla konuşmaya devam edeceğiz ama kendisinden bir eser daha dinlemeyi istiyoruz programımızın süresi içerisinde. Hocam şimdi tabii yetimler konusunu dün de konuştuk, bugün de konuştuk ama birkaç cümleyle isterseniz bu konuyu tamamlayalım, bitirelim. Daha sonra zekat konusuna geçmek istiyorum. Zekatla ilgili birkaç sorum var size sormak istediğim. Yetimler konusunda son olarak neler söylemek istersiniz? Tabii ki Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam dürri yetim olarak büyümüştür. Yetim olarak, yetimlerin incisi, yetimlerin efendisi, sultanı olarak büyümüştür. Biz böyle bir peygamberin ümmetiyiz. Yetim büyüdüğü gibi yetimlere kucak açmış ve yetimleri sevindirmiş. Yetimleri Peygamberimiz korumuş ve Suffa'da aslında yetiştirdiği öğrencilerin içerisinde de birçok yetim öğrenci var. Ayetler ve hadisler yetimi himaye, yetimi desteklemeyi emreder. Böyle bir destek hem bir görevdir hem bir ibadettir. Hatta Peygamberimiz diyor ki, kim ki bir yetimi yedirir, içirir, giydirirse affedilmeyen bir günah işlemedikçe o cennete gidecektir. Affedilmeyen günah nedir diye sorulduğunda iki şey var burada. Bir, şirk koşmayacak. Yani ölürken müşrik olarak ölmeyecek. Müslüman olarak ölecek. İki, bir de kul hakkı. Yani affedilmeyen günah nedir? Biri şirktir, bir diğeri de kul hakkıdır. Çünkü Allah iman etmeden ölen bir insanı imanlıymış gibi kabul etmez. İyiliklerini o bir tarafta ödüllendirmez. Mükafatlandırmaz. Cezalandırır. Çünkü iman etmemiştir. Küfür, şirk, inkar budur. Diğer bir husus, Allah kul hakkını da affetmediği için kul kula karşı bir günah işlemişse Allah velev ki yetime iyilik yapmış olsa dahi evet yetimden dolayı onu ödüllendirir, mükafatlandırır, sevap verir ama kul hakkı bakidir. Onu affetmez. Allah kul kulu affederse o kulu affedecek. Bundan dolayı diyor ki yedirdi, içirdi, giydirdi, gönlünü aldı. Bu cennetliktir. Sadece şu günahı işlemeyecek, şirk koşmayacak, bir de kul hakkı yemeyecek. Bir düşünün ki iman etmiş, ibadet etmiş, ameli salihi var ve bunun yanında artı yetimi, öksüzü, muhtacı, mağduru, yaşlıyı vesaireyi sevindiriyorsa, hayır duasını alıyorsa, yüzüne tebessüm konduruyorsa Peygamberimiz diyor ki bu insan cennettedir. Hatta diyor ki bu tarz yani insanlara hizmet etmiş, yetimleri sevindirmiş, ya da işte toplumda dul, muhtaç insanlar varken onlara hizmet eden, onların ihtiyacını gören, yardımcı olan, bu hususta hizmeti olan bir insan cihat etmiş gibi, gündüzleri oruç tutmuş gibi, geceleri namaz kılmış gibi Allah ona ibadet sevabı verir. Yani bir yetimi düşünün ki başını okşadı. Nasılsın evladım? Bir ihtiyacın var mı? Nasıl okulun, derslerin iyi mi? Bir sıkıntın var mı? Yapabileceğin bir şey var mı? Benden bir isteğin var mı? Ya da işte annesini, abisini, kardeşini gördü, akrabalarını gördü. Nasıl bizim çocuk, yetimimiz? Hepimizin yetimidir. Sonuçta Peygamberimiz diyor ki, bakıma muhtaç olan insanların bakımı bize aittir. Sorumluluğu bize aittir. İster bu yetim olsun, ister özürlü bir insan olsun, ister yaşlı bir insan olsun. Evet. Sonuçta onların sorumluluğu bize aittir. Onlar bizden sorulur manevi olarak. Nasıl bizim mahallenin, sokağın, apartmanın yetimi iyi mi? Bir sıkıntısı var mı? Bize düşen bir görev var mı? Yapabileceğimiz bir şey var mı? Diye hal hatırını sorması, gerektiğinde bir harçlık, gerektiğinde bir elbise, gerektiğinde bir nasihat, gerektiğinde bir
maddi ya da manevi anlamda bir yardım, bir katkı, Peygamberimizin ifadesiyle bu, o kimseye cennetin kapısını açar, cihat etmiş gibi sevap alır, gündüzleri oruç tutmuş gibi Allah sevap yazar, geceleri namaz kılmış gibi Allah onu ibadetten sayar diyor. Bu kadar ki yetim ve benzeri insanları gözetmek, maddi ya da manevi anlamda katkı sunmak, yardımcı olmak bizim inancımızda bu kadar ki sevaptır. Bu anlamda mümine, Müslümana düşen görev tabii ki hem yetimleri hem de toplum içerisindeki diğer düşkünleri, diğer muhtaçları, mağdurları, özürlü, yaşlı insanları hem Ramazan'da hem Ramazan'ın dışındaki gün ve gecelerde gözetmek. Maddi ya da manevi. Bazen bir tatlı söz, bazen bir harçlık, bazen bir muhabbet, bir çay faslı, bazen belki de ona bir ilaç parası, belki bir kalem, bir defter ya da işte bir yiyeceği ekmek, içeceği bir sudur. Tabi bu Ramazan az önce söylediğimiz gibi inşallah bütün bunların başlangıcına vesile olsun. İnşallah. Ve bundan sonraki ömrümüzde de işte hocam az önce hem Efendimiz'den nakletti hem Rabbimizin bize buyruklarıyla ilgili mesajları çok net bir şekilde verdi. Evimizin, mahallemizin, sokağımızın, sitemizin, apartmanımızın yetimlerine sahip çıktığımız zaman dilimlerinde herkes kendi yetimine gerçekten hakkıyla sahip çıkarsa inşallah bu ümmetin de sırtı yere gelmeyecektir. Hem öyle, bir de şöyle düşünmek gerekir. Bakın bugün biz hamdolsun yaşıyoruz, çocuklarımız var, başındayız. Belki maddi bir sıkıntımız da yok, olabilir. Hamdolsun çoluk çocuğumuzu rahat yaşatıyor olabiliriz, olabilir. Fakat hiçbirimizin akşamı ya da yarını göreceği garanti mi değil. Bugün bazen bakıyorsunuz ki bir ülkede bir afet oluyor, bir deprem oluyor, bir şey oluyor. O ülkenin belki de en zengini olan insanlar en fakir duruma evet. düşebiliyor. Bütün varlıkları, yoklukları gidebiliyor. Evet. Ya da anne baba o anda vefat ediyor. Bir bakıyorsunuz ki çocuk öksüz ve yetim kalıyor. O belki de bir eli yağda, bir eli balda olan çocuk ya da anne baba ya da o insanlar en fakir, en düşkün duruma Hocam, düşebiliyor. Hocam İstanbul'daki o büyük deprem en son 99 yılıydı Allah'a. Evet, 99. Oradaki depremde bir abimizin diyeyim sözünü hiç unutmuyorum. 40 yıllık bütün emeğim diyor, iş yeri hemen evin 4 katlı evinin altında bir iş yeri var ve 40 yıllık bütün emeğim 40 saniyede biliyorsunuz 42 Doğru. saniye sürmüştü. Hı-hı. 40 saniyede gitti diyordu. Eşi Allah rahmet eylesin ve iki çocuğu orada vefat etmişti. Bir çocuğu ve bir kendisi Peki. kalmış bunun içerisinde. Allah ona hayırlı ömür versin, sabır versin yaşıyorsa. Bir de şöyle düşünelim. Kendi öldü, iki çocuğu ya da bir çocuğu kaldı diyelim. Hı. Bütün mal mülk gitti, ev gitti, iş yeri gitti, sermaye gitti, anne baba gitti. Bir tane yetim ya da iki tane yetim çocuk kaldı. Ne olacak onların hali? Bununla ilgili de hocam biz yine yetim aileleri hani tespit ederken gerçekten ihtiyaç sahibi mi veya işte muhtaçlık derecesi nedir vesaire şeklinde. Hani biliyorsunuz bir sivil toplum kuruluşunun keşke hani böyle bir gücü olsa da bütün şehirdeki yetim ailelerine destek olabilse ama bir ailemizin evine gitmiştik. Bizim derneğe başvuru yapmıştı. Hiç unutmuyorum. Yani içeriye girdik. Gerçekten o kadar güzel dayalı döşeli bir ev ki. Yani bakıyorsunuz televizyon son model, müzik seti son model, işte halılar falan o kadar güzel. Yani müthiş. Hı hı. Tek kelimeyle müthiş. Biz de söyledik ablamıza. Dedik abla yani Allah rahmet eylesin eşinize ama yani peki... Hani bak bu kadar işte ev senin, bu kadar işte hep son model malzemelerin çok güzel. İnşallah daha fazlasını, daha güzellerini alırsın ama. Yani sana hiçbir şey bırakmadım abiniz. Şunu diyor, bize demişti. Benim eşim sigortasız çalışıyordu. Geliri iyiydi ama sigortası yoktu. Hı hı. Ve kazandığıyla hep bize yardımcı olmaya çalıştı. Bize yedirdi. Hı hı. Hep en iyisini yapmaya çalıştı. Ama dedi hiçbir birikim yapmadı. Evet. Şimdi... düşünüyorum o ailemizde o çocuklar 3 tane yetim vardı. O çocuklar yani oradaki evin içerisinde ne yiyecek ne içecek. İstediği kadar ev lüks olsun veya içindekiler lüks olsun. Ama ihtiyaç mesela yarın evinde domatesi, peyniri, zeytini olmadığında, salatalığı olmadığında, temel ihtiyaçları Şimdi, olmadığında ne yiyecek ne içecek. Peygamberimiz diyor ya komşusu açken tok yatan bizden değildir. Gerçekten evet. de. Bu sadece komşularla ilgili bir şey değildir aslında. Yani şöyle düşünün ki
Tamam, kapı komşunuz ya da üst alt yan taraftaki komşunuz değil de iki sokak ötede bir Müslüman kardeşiniz varsa ve açsa, şimdi komşunuz değil diye siz rahat uyuyabilecek misiniz? Ya da bir yetim varsa, bir yaşlı, bir mağdur varsa. Hakikaten de insanoğlu hakikaten bugün ülkemizin ve milletimizin hamdolsun durumu çok iyi eskiye nazaran. Çok rahat, en fakirimizin evinde de 3-5 yemek neredeyse var. Elhamdülillah. Ama belki de bizim en basit, en fakir dediğimiz bir kardeşimizin, haşa basitlikten kastım şahıs anlamında değil, kazanç anlamında diyelim, en düşük diyelim kazanç asgari anlamında, asgari ücret ya da 2-3-5 yemek bulabilmektedir. Keşke daha fazla olsun, keşke daha çok kazanabilse, ama bazen bakıyoruz ki insanlar çöpten ekmek topluyor ve yiyor hakikaten de. Bazen insanlar bizim belki de pek üzerinde durmadığımız, belki hiç elimizi bile uzatmadığımız nice yiyecekleri, nice giyecekleri bulduklarında bayram ediyorlar. Evet. Böyle insanlar da var daha bu toplumda. Yani bu anlamda biz hani o yemekleri de yerken, gerçekten de elbiselerimizi giyinirken ya da çoluk çocuğumuza bir şey alırken, evimizde tenceremizi kaynatırken, bu toplumda hemen yanı başımızda, sokağımızda, apartmanımızda, mahallemizde, ilçemizde, ilimizde yetimlerin de, mağdurların da, kimsesizlerin de, muhacirlerin de, yaşlıların, hastaların, mağdurların da var olduğunu unutmamalıyız. Ve biraz önce ifade ettiğiniz gibi bir deprem geldi, adam 40 yıllık birikimini ve ailesini, evini ve iş yerini kaybetti. Kendisi belki bir atletle kalmıştır o gecenin, evet, o saatinde olduğu için, bir de bir çocuğu. Kendi de öldüğünü düşünün, o çocuğa kim bakacaktı? Tabii ki mahalleli, tabii ki akrabalar, yoksa devlet bakacak. Zaten demek hocam, ki her zaman hepimiz bu duruma düşebiliriz. Kendisi vefat etmemiş olsa bile şimdi o ortamı düşünün, hiçbir artık geliri kalmamış. Evet. Onları yeniden alabilme ihtimali yok. Evet. Eşini kaybetmiş, çocuklarını kaybetmiş, psikolojik anlamda sıkıntılar zaten yaşıyor. Ve bütün bunların üzerinden bir de emanet bir çocuk, evet, var kendisinin, evet, onun üzerinde. İçin toplumda daima fakir, öksüz, yetim, muhtaç, muhacir, zor durumda olan insanları gördüğümüzde hemen kendimiz, ailemiz, çocuklarımız, eşimiz, dostumuz aklımıza gelmelidir. Benim çocuğum olabilirdi bu. Evet. Bu benim kardeşim olabilirdi. Bu benim annem olabilirdi. Bu benim babam olabilirdi. Bu ben olabilirdim. Olabilir. Zor da ya da uzak bir şey değil bu. Evet. Bir anlık bir afet her şeyi alıp götürüyor. Bir hastalık her şeyi alıp götürüyor. Bir anlık yanlış bütün huzuru, bütün malı mülkü getirip hep diyoruz ya hocam, ediyor. Her ölüm erkendir ama her, evet, insan da ölecek yaştadır. Tabii ki. Yani ölümün bir yaşı yok, belli bir yaşı yok. Bazen henüz doğum anında, belki anne karnındayken Rabbim verdiği emaneti teslim alıyor. Evet. Bazen belki de 100 yıl yaşatıyor ama veya daha fazla. Ama bu iki zaman dilimi arasında her an biz, hani dün de söylediğimiz gibi, ölüme nişanlıyız. Aynen. Cenab-ı Şahabettin'in, evet, sözü. Hepimiz ölümün nişanlısıyız. Dolayısıyla her an ölüm, her an cezaevi, her an hastane gelebilir anlayışıyla biz yetimlere, öksüzlere, mağdurlara, muhtaçlara, yaşlılara, kimsesizlere kol kanat gerelim ki yarın bizim başımıza bir şey geldiğinde çocuklarımıza, aile efradına başkaları bakabilsin ya da yardım etsin. Çünkü sen ekersen onlar biçerler. Sen verirsen başkaları verir. Sen iyilik yaparsan başkaları da sana ya da aile efradına iyilik yapacaktır. İnşallah. Hem de sevaptır. Ahirette de numune anlamında, ya Rabbi senin rızan için ben şunu yaptım, şunun yüzünü güldürdüm, şuna destek verdim, şunu yedirdim, bunu içirdim, bunu giydirdim. İmkanlarım dahilinde bir şeyler yapmaya çalıştım. Hocam bu bahsi kapatalım müsaadeniz olursa. Tabii. Murat Kozanoğlu'na bir kez daha mikrofonu uzatacağız ve onun yorumuyla güzel bir eser dinleyeceğiz. Programımızın geriye kalan zamanındaysa yine orucu bozan hallerle ilgili birkaç soru var hocama soracağım. Yine zekat konusuyla ilgili birkaç sorumuz var hocama soracağım inşallah, ama şimdi Murat Kozanoğlu'ndan güzel bir ilahi daha dinleyelim.
Yemen illerinde Veysel Karani söylemez yalanı, yemez haramı, söylemez yalanı, yemez haramı. Yemen illerinde Veysel Karani, Yemen illerinde Veysel Karani. Aşık Yunus Eyder, ben de varaydım. Aşık Yunus Eyder, ben de varaydım. Ol mübarek hub cemalin göreydim. Ol mübarek hub cemalin göreydim. Ayağın tozuna yüzler süreydim. Ayağın tozuna süreydim. Yemen illerinde Veysel Karani, Yemen illerinde Veysel Karani. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz Murat Kozanoğlu'na ve programımızın artık son bölümündeyiz. Birbirinden güzel eserleri de dinledik Murat Kozanoğlu'ndan. Murat Hocam gerçekten sesi de çok ayrı bir renk, çok güzel. Allah selamet versin, Allah razı olsun. Eserleri de birbirinden güzel. İnşallah bir gün onu da burada konuk ederiz. Onunla da konuşuruz. Hem yapmış olduğu işi, mesleğini, İnşallah. Hem icra ettiği eserleri konuşuruz kendisiyle birlikte. Allah nasip ederse. İnşallah. Hocam çok az bir zamanımız kaldı. Yaklaşık 12 dakikalık bir süremiz var Adana ile için. İftar vaktinin olmasına, oruçlarımızı açmamıza. Şimdi zekatla ilgili 4 sorum var. Orucu bozan hallerle ilgili de 2 sorum var. Önce hangisinden başlayayım? Fark etmez. Peki, o zaman kısa olandan başlayalım. Hay hay. Hocam tabii biz bu mübarek Ramazan ayı içerisinde gücümüz yettiğince, elimizden geldiğince, Rabbimiz izin verdiğince oruçlarımızı tutmaya çalışıyoruz. Ama hasta insanlar da var. Daha önce kısmen değinmiştik aslında bu konuya ama izleyemeyen izleyicilerimiz için de tekrar açıklamış olalım. Diyelim ki doktor oruç tutmayacaksın dedi. Ama biz bedensel anlamda kendimizi iyi hissediyoruz. Tutabiliyoruz. Tuttuğumuz zaman da kendimize çok aşırı bir yorgunluk hissetmiyoruz. Fakat doktor kesinlikle sen kullandığın ilaçlar nedeniyle oruç tutmaman gerekiyor dedi. Ne yapmamız lazım hocam? Şimdi oruç tabii ki şartları taşıyan her Müslümana farzdır. Fakat bazı durumlarda bu farz olan ibadet ya kazaya bırakılır ya da tamamen tabiri caizse terk edilir ve bunun fidyesi, kefareti neyse verilir. Evet. Şimdi bir insan diyelim ki hamileyse, özür diliyorum, ya da doğum yapmışsa bu orucunu tutmaz, tutmayabilir. Daha sonra bunu kaza edecektir. Bunun için fidye de gerekmez. Doğum yapınca ya da çocuğu sütten kesilince artık onun kazasını yapar. Bir insan yolculuğa çıkmışsa orucunu tutmak zorunda değildir. İsterse tutar ama
tutmadıysa daha sonra yolculuktan döndüğünde Ramazan bitiminde kaza edecektir. Bir de hasta olan kardeşlerimiz var. Diyelim ki işte böbrek yetmezliği var, su içmesi gerekiyor. Kalp yetmezliği var, diyelim ki hap alması gerekiyor. Şeker var, diyelim ki gıda alması gerekiyor vesaire. Peki bunların durumu ne olacak? Bu iş tıbbi bir iştir. Eğer ki doktora gidilmişse, mümin doktor arkadaş sen bu bünyeyle, bu rahatsızlıkla bu orucu tutamazsın. Tutsan hayati bir tehliken olur. Bundan dolayı hastalığın daha da artar ve kötüye gidersin derse o orucunu tutmaz. O orucunu tutmaz, tutamaz da aslında. Yani tutmamalı değil, tutmayacak. Tutmamalı, tutmayacak yani. Niye? Çünkü o hastalıktan dolayı, yani şimdi o hastalıkla birlikte oruç tuttuğunu düşünün. Oruçluyken o hastalığı nükseder, artar ve daha kötüye giderse ya da ondan dolayı ölürse o bir tarafa sorunlu gider. Neden? Çünkü sen sağlığını, vücuduna, hayatını, canını eziyet ettin ve tehlikeye attın ve bundan dolayı öldün. Kendi nefsini öldürmüş gibi olursun. Velev ki ibadet içinde olsa. Ama doktor tutma dedi. Fakat ben kendimi sağlıklı hissediyorum. Tuttuğumda da herhangi bir sorun olmadığını zannediyorum. Evet. Şimdi doktor tutamazsın demişse tutmayacaktır. Fakat durumu çok ciddi değilse, çok sıkıntılı değilse, kendi bünyesine de güveniyor ve kendi bünyesini de biliyorsa, tutabiliyorsa tutar. Tuttu, gün içerisinde durum çok kötüye gitmeye başladı. Hemen orucunu bozacaktır. Evet. Hemen orucunu bozacaktır ve birebir kaza edecektir. Evet, 61 gün değil de birebir kaza edecektir. Çünkü bu zaruri bir durumdur. Evet. Hayatı söz konusudur. Hemen ne alması gerekiyorsa ilaç ya da gıda veya su anlamında alır. Hocam peki hani bazen özellikle sigara içen insanlar için söyleyeyim. Hani çok asabi oluyor, çok sinirli oluyor. İşte saatlerce o sigarayı da içmeyince, su içmiyor, açlık vesaire üst üste gelince daha kötü oluyorum deyip de herhangi bir doktorun tavsiyesiyle veya bir tıbbi anlamda bir şey olmadan sadece sigaradan uzak kalamıyorum çünkü çok sinirli oluyorum. Sinirli olunca da işte etrafıma zarar veriyorum deyip de oruç tutmama diye bir şey mümkün. O yine de orucunu tutacaktır. Kendini sakındırabildiği kadar sakındıracaktır. Gerekirse toplumdan biraz soyutlayarak kendini bu ayda. Gerekirse yıllık izni falan varsa yıllık izni bu aylarda kullanacak. İftarda ve sahurda eğer içmemesini tavsiye ederiz ama illaki içmesi gerekiyorsa içer sigarasını ama gün içerisinde bundan dolayı orucunu bozamaz. Ama hakikaten diyelim ki durumu çok ciddi anlamda kötüye gitti. Yani hani cinnet derecesi deriz ya öyle bir şey olmaz da. Ha o zaman cinnet geçirmektense, topluma, millete, kendine zarar vermektense orada orucunu bozar ama sonra yine kaza edecek. Tabii müstesnaları hariç tutarak söyleyelim ama tabii. Yani normal şartlar altında nice insanları biliyoruz tabii. Ki belki bir saat sigara içmeden duramayacak ama Ramazan ayı geldiğinde 16-17 saat Allah'ın rızasını gözeterek yani, hiçbir şekilde zorlanmadan da o süreyi geçirebiliyor, orucunu tutabiliyor. Lütfen. Yani biraz işte sigara özlemi duyduğunda orucunu bozabilirsin. Değil asla. Evet, yani. Zaten alimlerin büyük bir kısmı da sigarayla ilgili biliyorsunuz haram olduğuna dair fetvaları da var. Yani eğer mümkünse zaten de, mümkün olduğu kadar uzak şimdi, durun. Sadece sigara için değil. Diyelim ki çok susadık. Zarar çok susadık. Için. Aslında hepimiz susuyoruz gün içerisinde. Acıkıyoruz. Ama orucumuzu bozabiliyor muyuz? Hayır. Ama öyle bir açlık ve susuzluk olduğunu düşünün ki artık yani can tehlikeye girecek. Organlar tehlikeye girecek. Tabii ki o zaman da orucumuzu bozabiliriz. Hocam peki hani şimdi biz dedik ya oruç tutamıyorsak. Doktor bana dedi ki Kurtuluş kardeşim sen kusura bakma oruç tutamazsın. Tutmayacaksın. Ben de tamam tutmayayım dedim. Çünkü doktor söylüyor. Hı-hı. Rahatsızım, hastayım. Yerine de fidye verdim. Bu fidyeden yine oruç sevabı bekleyebilir miyim? Evet. Şimdi bir kere o fidyeyi hemen veremiyoruz biz. Eğer doktor tutamazsın demişse belki bu geçici bir durumdur. Düşünün ki ameliyat oldu bir insan. Şu an bu ay, bu yıl oruç tutamasın ama 2 yıl, 3 yıl sonra tutabilecekse sağlık anlamında fidye vermeyecek, kaza edecektir 2-3 yıl sonra. Evet. Ama öyle bir yaşa gelmiş ki ya da öyle bir rahatsızlığı var ki bunun artık iyileşmesi ya da düzelmesi mümkün değil. Ha, o zaman fidyesini verir. Fidye nedir? Tutamadığı oruçların yerine bir bedeldir. Tabii ki açlık, susuzluk, Ramazan'ın o havası ayrı bir sevap, ayrı bir iklim, maneviyattır. Ama bunu ben takdir etmemişim ki Allah bir, bana ibadeti farz kılmış. İki, bu ibadeti tut demiştir ama bedenin rahatsızsa tutmayabilirsin. Evet. İbadeti emreden Allah, hastalığı veren Allah, bu hastalıkta oruç tutmayan diyen Allah,
orucun yerine fidyeyi koyan Allah. O zaman o fidyeyi oruç yerine Allah koyduğuna göre umut ediyoruz ve diliyoruz ve biliyoruz ki inşallah Allah o fidyeyi oruç tutmuş gibi sevaplandırır. İnşallah. Hocam peki bu konuda yine oruç tutmakla ilgili bir soru sormak istiyorum. Diş çektirmek orucu bozar mı? Evet. Yani çok ağrıyor biliyorsunuz, diş ağrısı da evet. Hani Allah düşmanın başına vermesin diye bir deyim var ya bizde. Anladım. Öyle bir şey olduğunda gerçekten çok kötü. Şimdi, ağrıyor. Biraz önce ifade ettik. Bir takım hususlar orucu bozdurabilir ya da erteletebilir. Evet. İşte diyelim ki hastalık, orucu tutmayabilirsin, sonra kaza edersin. Yolculuk, tutmasın, sonra kaza edersin. Diyelim ki gün içerisinde rahatsızlandın, oruçsun, rahatsızlandın, bir anlık baygınlık geçirdin, açlık, susuzluk baş gösterdi, ne bileyim herhangi bir kaza oldu, şu oldu, bu oldu, orucu bozabilir mi? Bozabilir. Eğer başka bir çare yoksa ve sonra kaza edecektir. Aynı şekilde gün içerisinde bir rahatsızlığı oldu, bir ilaç alması gerekti artık. Hastaneye gitti, acilen şu ilacı hemen almalısın dedi. Tabii ki hemen orucu bozacak, ilacını alacaktır. Ya da diyelim ki diş ağrıdı, mecburen bu diş çektirilecekse, eğer başka bir seçim kalmadıysa, başka bir imkan yoksa, sahurda ya da iftarda bu dişi çektiremeyecekse, gün içerisinde çektirmek zorundaysa ve başka bir yolu da yoksa çektirir. Problem yok. Ama orucunu bozması gerekmez. Çektirir. Yeter ki genizine, boğazına kan, su ya da başka bir gıda ya da cisim girmesin. Girmedikten sonra diş çektirmek oruca zarar vermez. Bu şeye benzer, yanlış algılanmasın. Abdeste ağzımıza su veriyoruz. Evet. Yutmadığımız sürece problem yok. Ya da diyelim ki bir gargara aldık o anda. Aldık, tükürdük, aldık, tükürdük. Ya da dişlerimizi fırçaladık. Tükürdük, tükürdük. Ne oldu? Bir şey yutmadığımız sürece problem yok. Diş çektirmek de öyledir. Çektiririz ama boğaza, genize bir şey kaçmamak kaydıyla. Kaçarsa evet. Oruç bozulur. O zaman kazası gerekir. Hocam birkaç dakikalık zamanımız var. Zekat konusunda bugün gene giremeyeceğiz. Onlara inşallah kadar. Yarın yok, ona giremeyiz çünkü bir sorum daha var. Zekatla ilgili 4 özel sorum var. Hayır. Onları inşallah Allah nasip ederse bir sonraki programımızda sorarım size. Orucu bozan hallerden birisi midir diye soracağım. Farkında olmadan rüya nedeniyle veya işte çalışırken bazı kardeşlerimizin, vatandaşlarımızın bazı sağlık sorunları nedeniyle ihtilam olan bir kimse, hı hı. Farkında olmadan, istemeyerek ihtilam olan bir kimsenin orucu bozulur mu? İnsan rüyada yaptıklarından sorumlu değildir. Rüyada zengin oluruz, fakir oluruz, katil oluruz, neler oluruz neler. Ama evet. Hiçbirinden biz sorumlu değiliz. Çünkü aklımız başımızda değil, rüya hali ya da uyku hali ölü halidir. Bu anlamda oruçluyken de gün içerisinde diyelim ki kaylule yapıyor ölen uykusunda. Evet. Hani dilleneyim orucum falan diye. Uyudu, bir kalktı ki ihtilam olmuş. Ne olur? Hiçbir şey olmaz. Kalkar, guslünü alır, namazını vesairesini kılar ama oruca hiçbir zararı yoktur. Çünkü hem elinde olan bir şey değildir, evet. Hem de bilerek ve isteyerek yapılan bir şey değildir. Orucu bozan neydi? Bilerek ve isteyerek yedin ya da bilerek ve isteyerek cinsel ilişkiye girdin. Hem rüya hali olunca hem kendi isteği olmayınca burada ihtilam hali oruca zarar vermez. Ya da şöyle bir şey düşünün, fıkıh kitaplarımıza da geçer. Ağır kaldırmaktan, ağır iş yapmaktan ya da bazılarının rahatsızlığına binaen hiç istemediği halde aniden ihtilam olabilmektedir, meni gelebilmektedir. Bundan dolayı da gusül gerekir ama bilerek ve isteyerek yapmadığı için orucuna zarar vermez. Guslünü alır, namazını vesairesini yerine getirir, başka da bir şey yapmaya gerek yok. Evet. Yani uyku halinde ya da bilmeyerek, istemeyerek yaptığımız herhangi bir şey bizim orucumuzu bu anlamda bozmaz. Cinsellik anlamında. Cinsellik ama diyelim anlamında. Ki mesela Hanefi mezhebinde abdest aldın. Abdest alırken suyla ağzını çalkalarken farkına varmadan boğaza indiyse su, oruç gider Hanefi mezhebinde. Peki oruç diğer mezheplerde bozmuyor. Ama. Oruç giderse artık o saatten sonra yiyip içebilir mi? Yemeyecek, içmeyecek. Ramazan'a hürmeten devam edecek. Akşama kadar ama Ramazan'dan sonra da bir gün kaza edecek. Peki. Hocam son bir dakikamız kalmış. Hay hay. Müsaadeniz olursa tabii ezanımızı bir dinleyelim. Ardından sizin hay duanızla inşallah programı kapatacağız. Efendim Adana İl için iftar vakti bir kez daha geldi elhamdülillah.
Amin. Allahümme leke sümne ve bike amennâ ve aleyke tevekkelnâ ve alâ rızkike eftarnâ. Allah'ım senin rızan için oruç tuttuk. Sana inandık, sana güvendik. Senin rızkınla orucumuzu açıyoruz. Ya Rabbi, bugünün hürmetine, Ramazan-ı Şerif'in hürmetine, Ya Rabbi tuttuğumuz oruçları, kıldığımız namazları, yaptığımız bütün ameli salihleri kabul eyle. Amin. Allah'ım şu vaktin hürmetine, Ramazan-ı Şerif'in hürmetine yetimleri, öksüzleri, mağdurları, muhtaçları, kimsesizleri, mağdurları gözetebilmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Ya Rabbi kullarının duasını ve gönlünü kazanabilmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Allah'ım yeryüzüne indirdiğin rahmetten, merhametten bizleri mahrum bırakma. Amin. 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 Velhamdülillahi Rabbil alemin. Lillahi Teala. El Fatiha. Allah razı olsun hocam. Teşekkür ediyorum. Efendim bugün de iftar vaktimizin sonuna geldik. Rabbim bir kez daha iftar açmayı nasip etti bizlere. İnşallah devamına erdirsin ve bizi Ramazan'a kavuşan kullarından eylesin diyelim ve bu duayla programımızı kapatalım. Mehmet Zeki Uyanık hocama ve ekip arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Murat Kozanoğlu'na çok teşekkür ediyoruz ve tabii ki Mehmet Tanç hocamıza da teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Lütfen bizler için de dua etmeyi unutmayın. Allah tutmuş olduğunuz oruçları ve yapmış olduğunuz diğer bütün ibadetleri kabul etsin inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.